Bir bakterinin sitoplazma içeriğinde hücresel yapı ve moleküllerinden hangileri bulunabilir? Ribozom var. Bakteriler glikozu glikojen şeklinde depolar. Bakterilerde çekirdek olmadığı için DNA ve RNA da bulunur. Klorofil olabilir belki fotosentetik bir bakteridir ama nişasta sentezlemez. Ne sentezliyordu? Glikojen. O yüzden cevabımız 1 2 3 ve 4. Verilen yapılardan hangilerinin sentezinden sorumlu genin arkelerde bulunması zorunlu değildir demiş. Şimdi bütün arkeler fotosentezi yapar mı yapmaz o zaman klorofil geni bulunmak zorunda değil. DNA'ları var, proteinleri var, zar proteinleri de var. Sonuçta zar dediğimiz şey fosfolipid protein karbonhidratlardan meydana geliyor. Solunum yapar bütün canlılar gibi. mRNA sentezler protein sentezi sonuçta ama fotosentezi yapmak zorunda değil. O yüzden cevabımız B seçeneği. arkeler ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Metan üretimini gerçekleştiren türlere sahip tek alemdir. Evet arkadaşlar arke bakteriler her canlının yaşayamadığı şartlarda yaşayabilen canlılardır. Yani bunlar prokaryotlardır ama bakterilerden bazı farkları var ama en önemli farklarından birisi her canlının yaşayamadığı ortamda yaşamaları. Tüm türleri oksijensiz solunum yapar diyor. Bakın tüm hepsi sadece yalnızca gibi seçeneklere dikkat etmemiz gerekiyor. O nedenle tüm türleri demesi yanlış. Mesela metanojenler onlar oksijenden zehirlenirler. O nedenle oksijensiz solunum yaparlar. Ancak tüm türleri dememiz yanlış oluyor. O yüzden iki olanı hemen eleyelim. Bir olmayanı da eleyelim. Biyogaz üretiminde kullanılabilirler. Doğadaki karbon döngüsünde görev alabilirler. Birçok görevi var arkelerin arkadaşlar. Doğadaki karbon döngüsünde Azot döngüsünde görev alabilirler, kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde ve saflaştırılmasında kullanılabilirler, evsel atık sularının arıtılmasında kullanılabilirler, çöplerin ayrıştırılmasında kullanılabilirler, biyoyakıt yapılmasında kullanılabilirler gibi birçok görevlere sahip. Burada da seçeneğimizi E olarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. Klorofil pigmenti bulunduran bir bakteri ile ilgili hangisi kesinlikle doğru değildir? Işık varlığında inorganikten organik sentezler klorofil bulunduruyor, fotosentez yapıyor. Bakteriler glikojen depolar. Bakterilerin DNA'sı stoplazmada dağınıktır çekirdek bulundurmazlar. Peptidoglikan yapılıcıya sahip olabilirler, hücre duvarına. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Konjugasyon bir kere zaten bir üreme şekli değil ve konjugasyonda iki bakteri şu şekilde karşılıklı gelip bir tane bakteri diğerine ne aktarıyordu? Plazmitin aktarıyor ve köprü kaldırılıyordu. İki başlayıp iki bitiyordu. Bir üreme şekli değildi zaten. Birey sayısını arttırmaz arkadaşlar konjugasyon. Sadece çeşitlik arttırır. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği. Bakterilerde gözlenebilen olaylarından hangileri arkelerde de gözlenebilir diyor. Bakterilerde bölünerek üreme var. Arke bakterilerde de var arkadaşlar. Kemosentez, Arke bakterilerde de var. Aynı zamanda fotosentez yapan türleri ya da ayrıştırıcı olan türleri de var. Mutasyona uğrama her iki canlıda da gözlenebilir. Oksijensiz solunum yapma bazı bakterilerde var. Anaerob bakteriler mesela arke bakterilerde de yine metanojenlerde oksijensiz solunum yapıyor arkadaşlar. O yüzden gözlenebilir. Cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bakterilerde gözlenebilen ortak özelliklerini burada görmüş olduk. Farklarını söyleyecek olursam hemen hızlıca endospor oluşturmazlar arkadaşlar. Bakterilerden farklı olarak arke bakteriler aynı zamanda peptidoglikanları yoktur. Çünkü bakterilerde peptidoglikan var. Arkelerde pseudo peptidoglikan var. Bunu da unutmayalım. Farklarını da birlikte görmüş oluyoruz arkadaşlar. Saprofit ve patojen parazit bakterilerde aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle ortak bulunur? Patojen hastalık yapıcı demek. Arkadaşlar canlılarda ortak olur, ortak olmaz tarzındaki sorularda genelde en e, özgün özelliği arayın lütfen. Bakın ribozom canlılarda ortak organel, evrensel organeldir. Çünkü protein sentezinden sorumludur. Diğerleriyle ilgili yorum yapamazsınız zaten. En genel özelliği sormak zorunda kesinlik sorularında. O yüzden cevabımız C seçeneği. İki farklı özellikte besi ortamı ve bu ortamlara bırakılan bir bakteri türünün üreme durumu gösterilmiş. Bakın ışığın, minerallerin, suyun bulunduğu ortamda ürememiş. Ama kendisine monomer bir besin verildiği zaman üreme olmuş. İncelenen bakteri ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Heterotrof beslenir, ulaşılabilir. Bakın besini dışarıdan alabilir ve alabildiğinde üreyebiliyor. Ama kendisi ışıkla bir üreme yapamıyor. Yani belli ki fotosentez yapamıyor. Kemosentez de yapamıyor. Çünkü üreme o yok hocam. Peki dış ortamdan mineral madde almaz. Herkes dış ortamdan mineral alır. Kimse mineral üretemez. Mineraller en kötü ihtimal enzimlere kofaktör olarak katılır. Mineral maddeleri kullanarak glikoz sentezleyebilecek olsaydı birinci ortamda yaşardı ama yaşayamamış. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bazı bakteriler uygun olmayan çevre şartlarında endospor denilen bir yapı oluşturur. Yüksek ya da düşük sıcaklığa ve kuraklığa karşı endospor bakteri korur. Endospor oluşturma sürecindeki bir bakteride değişimlerinden hangileri gözlenebilir? Mantık olarak biz şöyle bir şey söylüyoruz. DNA'sını eşliyor, bir kenara çekiliyor, etrafına kılıfı örüyor. Bu kılıfın içerisindeki su oranını minimuma indiriyor. Bu sayede arkadaşlar metabolizma hızı inanılmaz derecede yavaşlamış oluyor. Metabolizma hızı yavaşlamış, su oranı azalmış bölünme hızı yavaşlamış ki bölünmüyor zaten. O sırada sadece hayatta kalmaya odaklanıyor. Büyüme oranı metabolizmadan dolayı yavaşlamış bir canlıdan bahsediyoruz. O yüzden cevabımız ne oluyor? 1 ve 3. Özdeş 4 petri kabına farklı besin molekülleri ve aynı türden bakteri konularak düzenek hazırlanıyor. P1, P3, P4 petri kaplarında bakteri üremesi gerçekleşiyor. Ama P2 petri kabında üreme olmuyor. Buna göre çalışmada kullanılan bakteri türüyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakın arkadaşlar vitaminleri koymadığınız ortamda bakteri üreyemiyorsa, vitaminli sentezleyemiyorsa kendisi heterotroftur. Çünkü ototroflar ihtiyaç duydukları organik maddeleri sentezleyebilirler. Vitamin sentezi yapamadığı için vitamin olmayan ortamda çoğalamamış organik maddelerden hiçbirini sentezleyemez diyemezsiniz. Bakın çünkü burada amino asitler hariç bütün besin molekülleri varken yaşayabiliyorsa demek ki bazı amino asitleri sentezleyebiliyor. Sadece organik besin maddelerini dışarıdan alır. Arkadaşlar canlılar inorganik maddeleri de dışarıdan alır. Lütfen bunu unutmayın. Zaten doğrudur ifadesi 1 ve 2 olacak. Menenjit, meningokok hastalığı, Neisseria menenjitidis adlı bakteri neden olduğu bir hastalık. Bu hastalığın tedavisinde kullanılacak uygun antibiyotiği belirlemek için yapılan bir deneysel çalışma. Bakın 3 tane ortam var. Birinci ortam, ikinci ortam, üçüncü ortam. Birinci ortamda meningititis X antibiyotiği ile besin kültür ortamına konulmuş bakteri üremesi olmuş. Demek ki X antibiyotiği bakteriyi çok etkilememiş. İkinci ortamda X ile beraber Y antibiyotiği konulduğunda bakteri üremesi olmamış. Bakteri etkilenmiş. Üçüncü ortamda Y antibiyotiği tek başına konulmuş. Yine bakteri üremesi olmuş. Yani burada aslında neyi düşünmemiz lazım? X ve Y antibiyotiği ancak beraber olduğunda Neisseria meningitidis üreyemiyor. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? X antibiyotiği tek başına üremeyi durduramadı. Bu hastalığın tedavisi için X ve Y antibiyotiği birlikte uygulanmalı. X antibiyotiği Y antibiyotiğin etkisini azaltır. Eğer öyle bir şey olsaydı ikinci ortamda üreme olurdu. Menegitidis X antibiyotiğine dirençli Y antibiyotiğine duyarlı demiş ama Y antibiyotiğinin olduğu ortamda da üremiş. Ona da dirençli belli ki. Demek ki neymiş? İkisi beraber kullanılmalı antibiyotiklerin. O yüzden cevabımız ulaşılabilir olduğu için A seçeneği. Yukarıdaki tabloda B1, B2, B3 bakterilerinin bulundukları ortamda kullandıkları maddeler artı ile, kullanmadıkları maddeler eksi ile gösterilmiş. Buna göre yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. B2 ototrof, B1 ve B3 heterotroftur. Bakın, karbondioksit kullanan B2, oksijeni kullanan, minerali kullanan B2 glikozu kullanmamış. Yani bana besin verme, ben besinimi üretirim demiş sanki B2. Ama B1 ve B3 kullanmış glikozu. O zaman birincisi yapılabilir. Şimdi ikiye geçelim. B1 ve B2 aerob. Bakalım B1 oksijenli ortamda kullanmış oksijen ama B3 kullanmamış. B3 an aeroptur. Bu da tamam. B1 ve B2 ortamdan aldıkları oksijeni inorganik maddelerin oksidasyonu için kullanır. İnorganik maddelerin oksidasyonu kemosentezdir. Doğru mu? Şimdi bakın bir kere B1 karbondioksit kullanmamışsa nasıl üretici olsun ki? Çünkü üretici canlılar kemosentetik de olsa fotosentetik de olsa karbondioksit kullanarak besin üretir arkadaşlar. B1, B2 ve B3 de polipeptiz sentezi aynı organelde gerçekleşir. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar bakteridir. Bir organelden bahsediyorsanız bu organel kimdir? Ribozomdur. Ve polipepti dediğiniz zaten protein yapıdır. Proteinler ribozomda üretilir. B1 ve B3 ortamdan hem organik hem de inorganik madde alabilir. Bakın B1 glikoz almış, B3 glikoz almış, aynı zamanda mineral de almışlar, onları da kullanmışlar. O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği.